Da değişiklik yapılan yeni eğitim sistemiyle bugün ders başı yapıyor. Şimdi kameralarımızı İstanbul'da pilot okula çeviriyoruz. Arkadaşımız Erman Yapan bizlere atmosferi anlatacak. Erman, seni dinliyoruz. Günaydın Merve Konda. Kastekin Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri bir haftalık alışma devresini bitirdi ve bugün tüm ülke yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak, ders zili çalacak. Dediğimiz gibi biz şu an İstanbul'da pilot okul seçilen Bahçeli Evler Yayla İlköğretim okulundayız. Tabii ki yaklaşık bir saat sonra, belki de yarım saat sonra bir tören düzenlenecek burada. Tatlı bir heyecan var okul bahçesinde. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ders zilinin çalmasını bekliyorlar ve bugünkü törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da katılması bekleniyor Merve Konda Kastekin. Biz tabii detaylı bilgileri size aktaralım. Yeni eğitim öğretim yılı hem öğrencilere hem öğretmenlere neler getirecek? Gerçekten değişik sistemler geldi bugün. Bu sene yeni eğitim öğretim yılına öğrencileri belki de en çok zorlayacak değişiklik SBS sisteminde yaşandı. Okullarda artık orta öğretim sınavına girişlerde SBS kalktı, yerine merkezi sınav sistemleri getirildi. 6 ders üzerinden merkezi sınav sistemleri getirildi. Onun dışında öğrencileri, ilkokul öğrencilerini özellikle ilgilendiren bir konu, ilkokul öğrencilerinin yükü azaldı Merve Kondak. Aztekin nasıl azaldı? Gerçek anlamda azaldı. Yeni müfredat gereği 1. ve 2. dönemler ikiye ayrıldı. Ders kitapları ve sırt çantalarındaki kitaplar, yükler azaltıldı ilkokul öğrencilerine. Ayrıca bu yıl çok tartışılmıştı. 66, 67 ve 68 aylık öğrencilerin okula başlama zorunluluğu da ortadan kaldırıldı ve değişikliklerden belki de önemlisi, başarı puanı 45'ten 50'ye yükselirken 20 gün olan izinsiz devamsızlık süresinin 10 güne düşürülmesiydi. Ayrıca daha önceki yıllarda uygulanan ve başarılı bir şekilde hayata geçen okul stüdyo programı da bu yıl devam edecek. Ayrıca ücretsiz ders kitapları dağıtılacak. Bu sene yaklaşık 17 milyon öğrenciye 200 milyona yakın kitap dağıtılacak ki o kitap dağıtımları bugünden itibaren başladı. Bugün öğrenciler sınıflara girdiklerinde masalarının üzerinde poşetler halinde kitaplarını bulacaklar ve o kitaplarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili mesajları olacak. Peki ders zili çalacak dedik. Öğrenciler ne zaman tatil yapacak? Ara tatil ne zaman? 27 Ocak'ta yarı yıl tatili yapılacak tüm ülkede ve 2 haftalık bir sürenin ardından tekrar eğitim öğretim başlayacak ve 2013-2014 eğitim öğretim yılı 3 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte son bulacak ve öğrenciler tekrar uzun bir tatile hak kazanacaklar Merve Konda Kastekin. Çok kısa öğretmenlere de değinelim. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 40 bin öğretmen atamasında 3.227 kontenjan boş kaldı. İşte o kontenjan için ek başvurular düzenlenecek. Bugün başladı o ek başvurular ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. Ondan sonra atanan öğretmenler de 24 Eylül'de ders başı yapacaklar. Yanımızda heyecanlı, mutlu öğrenciler var. Çok kısa onlara da dönelim ve sözü tekrar size bırakalım. Merhabalar, okulun ilk günü neler hissediyorsun? Arkadaşlarınla buluştun. Kaçıncı sınıfsın öncelikle? Üçüncü sınıfa geçtim, çok mutluyum. Okulu çok özlemiştim. Üçüncü sınıftasın. 3 ay bir tatil. Öğretmenlerini, arkadaşlarını özledin değil mi? Evet. Sen neler söylemek istiyorsun? Kaçıncı sınıfsın? 3. Aynı sınıftayız hepimiz. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Bir saat sonra da belki derse gireceksin. Öğretmenlerinle detaylı konuşacaksınız. Tatilde neler yaptınız? Sen neler yaptın tatilde? Ben tatilde gezdim. Gezdin. Biraz sen çalıştım. Biraz tabii. Tatilde çok... biraz çalışılıyor zaten. Sen neler yaptın kardeşim? Tatilde öncelikle ödevlerimi yaptım. Ondan sonra tatilde Kayseri'ye anneannemlerin yanına gitmiştik. Kuşadası'na babaannemlere falan gitmiştik. Harikasın. Yani çok iyi geçirmiştim. Arkadaşlarımı, öğretmenimi çok özledim. Yeni öğretim yılına bomba gibi giriyorsun. Enerji depoladın. Son olarak sen neler söylemek istiyorsun? Bir mesajın var mı tüm ülkedeki senin gibi öğrencilere? Çok heyecanlıyım. Yaz tatili tek başıma ödev yapmaktan sıkıldım.
Artık arkadaşlarımı da özledim diyeceğim bu kadar. Yani. Evet, çok teşekkürler ağzına sağlık aktardıkların için. Evet Merve Konda Kastekin, şu an okul bahçesi kalabalık bir şekilde sayı artmaya başladı. Töreni bekliyoruz. Törenin ardından öğrenciler sınıflarına girecek ve ilerleyen bültenlerde sınıfların içinden biz size yine detaylı bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik ben sözü tekrar size bırakıyorum. Erman Yapan, teşekkür ediyoruz.